Yine tabii Kur'an'a ait bir kavramı konuşuyoruz. Ki onu konuşmalıyız. Müslümanın hayatında kavramlar bütünüyle Kur'an-ı Kerim'den gelirse Müslüman hayatı kendi arzusuna göre şekillendirmiş olmaz. Kur'an-ı Kerim bir insanın hayatını, bir Müslümanın hayatını yönetiyorsa o Müslüman da toplum içinde hayırlı bir neslin oluşmasına ve o neslin içinde yer almaya çalışır. Saadet asrı dediğimiz asra dönerek istikamet ve doğruluk meselesine bakacak olursak, Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz gelmeden önce Mekke toplumu kendini doğru görüyordu. Şimdi evet, oradan döndüğümüzde istikamet ve doğruluk nedir? Bunu Kur'an'ın anlatımıyla daha net bir şekilde görebiliriz. Allah Celle Celaluhu bizim önümüze bu kavramı birkaç ifadeyle sunuyor. İstikamet. Her insan, bütün vatandaşlarımız, bütün izleyenlerimizin bildiği gibi istikamet sahibi olmak, doğru olmak. Yine bunun yanında sıdk ifadesiyle bize anlatılıyor. Yani evet, doğru olmak. Şimdi bunu anlatan kelimelere baktığımız zaman Arapçada aslında dıştan dosdoğru bir çizgiye sahip olduğu gibi içten de dosdoğru bir çizgiye sahip olmak anlayışı var. Doğruluk denildiği zaman Kur'an-ı Kerim'in anlattığı ölçüleri hissetmek ve ona göre düşünmek gerekiyor ki yine Fussilet suresinin 6. ayeti kerimesi yanlış hatırlamıyorsam Allah Celle Celaluhu Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin dilinden bir ifadeyle başlıyor. Bismillah. İnnemâ ene beşerum mitlukum. Ey insanlar. Allah Celle Celaluhu Peygamberimize sesleniyor. De ki, ey insanlar, ben sizin gibi bir beşerim. Neden acaba bu ifade kullanılıyor? Çünkü arkasında gelecek olan bilgi diğer insanlar tarafından çok zor kabul edilebilir. Bir emir gelecek. Önce Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e bir emir veriliyor. Sonra o emir bütün insanlara yayılacak. O emir insanlara ya biz bunu yapamayız diyememeleri için önce Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e ben de sizin gibi bir beşerim cümlesiyle başlıyor. Ama bizden ayrılan yönüne yuha ileyye, bana vahyediliyor. Yani Allah Celle Celaluhu bana bir insanın ihtiyaç duyabilecek olduğu temel değerlerin tamamını vahyediyor. Evet. Nedir peki o? Ennemâ ilahukum ilahun vahid. Şüphesiz sizin yaratıcınız tek olan ilahtır. Şimdi bu gerçekten ciddi bir vurgu. Yani insan önce şöyle bir duruyor. Evet, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam bir beşer. Ona vahiy geliyor. Ve bizi yaratan bir tane ilah var. Bizden ne istiyor öyleyse? Bir beşer olarak. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'da olan bir vasıf olarak bizden de istenen nedir? Festakimu ileyhi, Allah'a dost doğru yönelin. Ona istikametinizi çevirin. Şimdi kişinin istikametini Allah'a çevirmesi Celle Celaluhu o noktada Kur'an'ın öğrettiği ölçülere göre bir çizgi sahibi olması demek. Yani bir insan istikametini Allah'a çevirdiği dakikada kalbiyle ve davranışlarıyla hayatın bütününde Allah ile beraber olacak. Bunu Kur'an-ı Kerim ifade ederken istikamet diye ifade ediyor. Evet. Sizin okuduğunuz ayeti kerimede de ayrıca istikamet sahibi olun buyuruluyor. Bir başka ayeti kerimede de Allah'a karşı sorumluluğunuzu yerine getirin ve doğrularla beraber olun. Sadece doğru olmak yetmiyor. Doğrularla beraber olmak. İttekullâhe ve kûnû ma'as-sâdikîn.
Allah'a karşı sorumluluğunuzu yerine getirin. Allah'tan hakkıyla sakının ve doğrularla beraber olun. Demek ki Kur'an-ı Kerim doğru olmayı, doğrularla beraber olmayı bize sunduğuna göre o zaman önümüze bir ölçü çıkıyor. O da ne? İnsanın diliyle kalbinin bir olması. Ki burada yalancılık devreden çıkıyor. Evet. İkinci merhalede ifade ettiği fikirlerle hayatının bütünleşmiş olması. لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ayeti kerimesinde olduğu gibi. Yani yapmadıklarınızı neden söylüyorsunuz? Şimdi bu farklı bir vurgu. Biz buradan şuraya geliyoruz. Müminin özüyle sözü birdir. Öz ile yani kalp ile söz birleştiğinde ortaya doğruluk çıkıyor. Bunun adı da istikamet çizgisi oluyor. Şah-ı Nakşibend Hazretlerine gelip diyorlar ki Kuddisesi ruhu, keramet nedir diye soruyorlar. Herkes, biz keramet deyince böyle uçmayı falan anlıyor bazıları. Evet. O değil. Yani insanı diğer insanlardan daha üstün kılan, daha değerli kılan, Allah Celle Celaluhu'nun huzurunda daha değerli hale getiren nedir? Özü bu. Ama toplumda tabii genel anlamıyla keramet denildiğinde ne anlaşılıyor zaman içinde gelişmiş kelimenin değişik manası? Anlaşılan şudur. Yani işte keramet dendiğinde masumun gösteremediğini Hasan gösteriyor. Hasan'ın gösteremediğini Hüseyin gösteriyor. Farklı bir durum var. İşte o söyledi de bu oldu gibi. Evet. Hani batıda medyumluk diye anlattıklarını bizim kerametle bütünleştirmeye çalışırlar ki alakası yok. Ha, keramet soruyorlar Şah-ı Nakşibend Hazretleri'ne, cevabı gayet net. İstikamettir diyor. En büyük keramet istikamettir. Şimdi bir Müslüman düşünelim. Hayatı boyunca yalan söylememiş. İşte bu istikamet aynı zamanda keramet. Allah Celle Celaluhu ona namazı farz kıldığı günden hayatının sonuna kadar namazını kılmış. Hayatı boyunca kimsenin hak ve hukukuna el sürmemiş. Doğruluk bu, istikamet bu. Bunu Şah-ı Nakşibend gibi muhteşem birisi keramet olarak ifade ediyor. Buradan geri döndüğümüz zaman, istikamet ve doğruluk kavramına baktığımız zaman, istikamet ve doğruluk bir insanın hayatında muhafaza etme noktasında en çok zorlanacağı iştir. Çünkü evet, doğru olmakla doğru kalmak aynı şeyler değil. Bir defa doğru olabilir, başlangıçta doğru olabilir, belli ölçülerde doğru olabilir. Ama her hal ve şartta doğru olabilmek mümkün mü? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hocam, beni Hud suresi yaşlandırdı buyuruyor ya. Evet. Orada da müfessirler Hud suresinin 113. ayet-i kerimesi, yanlış hatırlamıyorsam, فَسْتَقِمْ كَمَا اُمِرْتْ, emrolunduğun gibi dost doğru ol. Hatta ümirte ve men tabe ma'ak, seninle beraber olanlar da emrolunduğun gibi dost doğru olsun buyuruyor. Şimdi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın emrolunduğu gibi dost doğru olma konusunda herhangi bir şüphesi yok. Yani çünkü Cenab-ı Hak onu koruyor. Bir peygamber var. Kendi Cenab-ı Hakk'a karşı sorumluluklarını yerine getiriyor ki kaldı ki günde hani 100'den fazla, bir rivayete göre 100, bir rivayete göre 70 defa istiğfar eden bir peygamber. Ama buradaki sureyi, beni Hud suresi yaşlandırdı derken müfessirler bu ayeti kerimenin, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu sözü bu ayeti kerime için söylediğinden bahsederler. Ve bu ayetin de وَمَنْ تَابَ مَعَكِ, hani seninle beraber olanlar da dost doğru olsunlar sözü için Efendimiz bu ifade için beni Hud suresi yaşlandırdı buyuruyor. Yani kendisiyle beraber olanlardan, ümmetinden, hani biz de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmetiyiz ve yarın kıyamet gününde onun ümmeti olarak çağrılacağız. Peki işte Allah Teala orada bize sorduğu zaman işte dost doğru olabildik mi? Emrolunduğun gibi dost doğru ol ayet-i kerimesi var açık ve net bir şekilde. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın en çok korktuğu, en çok endişe ettiği bir durum söz konusu. İşte bu açıdan bakacak olursak kıymetli hocam,
Burada sizin bahsettiğiniz o dost doğru kalmak dedik ya. O dost doğru kalmak mümkün mü hocam? Şimdi sorunuza gelelim. Şimdi tabii dost doğru olmak ve dost doğru kalmak insanın hem kendi dünyasındaki davranışları, eğitimi, aile çevresi ve sonraki dönemde dostluk kurduğu insanlarla alakalı. Sürekli farklı işlerin yapıldığı meclislerde insanın dost doğru kalma riskleri daha zor hale geliyor. Ama Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yalnız başına Mekke'de peygamber olarak insanlara din daveti yaptığı gibi örnek bir insan modeli de sundu. Yani Mekke döneminde Fahri Kainat Aleyhisselatü Vesselam'ın halk tarafından kullanılan lakabı El-Emin, Muhammedül Emin, en güvenilen kişi anlamında. Evet. Şimdi en çok güvenilen kişi, neden en çok güvenilen kişi olur? Hırz namus konusunda dost doğru bir adamdır. Mal konusunda dost doğru bir adamdır. Sözüyle dost doğru adamdır. Ahde vefasıyla dost doğru adamdır. İnsani ilişkilerinde dost doğru adamdır. Bir insanın bir yönü en güvenilir olmasını sağlamaz. Bütün yönleriyle o ortaya gelmelidir ki dost doğru birisi olsun. Evet. En güvenilir kişi olsun. Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a Allah Celle Celaluhu dost doğru olmayı emir buyururken aslında onun şahsında bize bu emir. Yani Muhammed Aleyhisselatü Vesselam bir peygamber sıfatıyla böyle bir emre muhatap ise onun ümmeti olarak biz de muhatabız. Bizden istenilen şey istikamet ve doğruluk. Bir toplum içinde bizden istenilen istikamet ve doğruluk. Bunu sağlamayı başarmanın yolu da doğru kişileri kendimize dost seçmek. Onu da Kur'an-ı Kerim bize anlatıyor. Doğrularla beraber olun. Şimdi Başka bir ayet-i kerimede doğruların doğrularla olacağı, doğruların doğrularla olacağı ve doğru olanların hadis-i şeriflerde ifade edildiği gibi peygamberlerle beraber olacağı ifade ediliyor. Şimdi geniş yelpazeye baktığımız zaman bizim batı ve doğu arasında sıkışan bir duruşumuz var. O da nedir? Batı'da kanunlar, insanları yöneten mevzuat veya disiplinler çok sıkı bir şekilde uygulandığından insanlar kendi ülkelerinde doğru olmak için kanun gücüyle teslimiyeti ortaya koyarlar. Fakat Genel manada doğuya geldiğinizde kanunlarda özellikle Birinci Dünya Harbi'nden sonra doğudaki ülkelerin kuruluşunu yöneten bir kısım işte İngiltere veya benzeri devletler insanların önüne eskiden sahip oldukları doğruluk ahlakını sarsacak şekilde kanun yapma fırsatı koymuş. Bütün bir doğu dünyasına baktığımızda. Şimdi batıya gittiğinde kanunlar karşısında doğru duran bir adam, doğuya geldiğinde bulduğu serbest ortamda kanunlar karşısında adına şark kurnazlığı dedikleri bir kısım sahte davranışlar içine girebiliyor. Evet. Halbuki müminin ahlakı bütün kainatı kuşatan şekilde olmalıdır. Mümin Allah'a hesap verdiği için doğuda da doğrudur, batıda da doğrudur, güneyde de doğrudur, kuzeyde de doğrudur ve böyle olmalıdır. Onun için Allah Celle Celaluhu bize emir verirken kalbimize ve dilimize doğrulukla emir veriyor. Bizden iman şartları sorulduğunda net olan cümlemiz nedir? Dil ile ikrar, kalb ile tasdiktir. Tasdik. Tasdik etmek demek, doğrulamak demek yani. Yani insanın diliyle kalbinin doğru olduğu yerde insan mümin olabiliyor. İkisi birleşiyorsa mümin olabiliyor. Öyleyse dil ile kalbin birbirini tasdik ettiği hayat bizi mümin hale getirdiği gibi hayatımızın bütününde davranışlarımızın
aynı ölçülerde olması gerekir. Yani bir Müslüman yanlış bir işi yapıyorsa, İslam'a aykırı bir işi yapıyorsa, kalbi onu doğruluyorsa onun Müslümanlığı tartışılır. Hadis-i şerifte evet. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam nasıl buyuruyor bize? Bunu daha net anlatmak için. La yesriku sariku hine yesriku ve huve mu'min. Ve la yezni zani hine yezni ve huve mu'min diye devam ediyor. Hani hırsız, hırsızlık yaptığı esnada bir mümini kastederek gerçek mümin değildir. Neden? Elinin yaptığı o hırsızlık fiilini kalbi zaten bu helaldir diye doğrulasa imandan çıkar. Evet. Kalbiyle eli örtüşmüyor. Ama davranışı haram, kalbi onu kendine yakıştırmaya çalışıyor. Veya diğer günahlar. Dolayısıyla mümin hayata baktığı zaman önündeki her davranışın kalbiyle uyuşup uyuşmadığını tartması lazım. Ben bu haramı işlediğim zaman bu haram kalbim tarafından doğrulanıyorsa o zaman doğruluktan çıktık dışarıya. İmani sıkıntılar var. Şimdi bunu böyle kolaya indirgemek güzel bir şey değil. Efendim işte ben doğru bir insanım. Toplum içinde yanlış yapmam. Görüştüğüm kişiler benim yanlışlarımı şunu bunu bilmez. Bu noktada değil. Mümin dünyanın hiçbir yerine gittiğinde hırsızlık yapamaz. Onun doğru olması gerekir. Efendim işte hırsızlık yapmak ayrı bir şey. Bunu konuşmuyoruz. Doğruluk kişinin kendine karşı doğruluğudur. Yani iç dünyasında doğruluğu. Onun için kelime-i şehadetle geliyoruz buraya. Kelime-i şehadetin sağlıklı bir şekilde ifade edildiği gönüllerde mutlaka her nokta doğruluk, mutlaka o doğrulukta Kur'an ve sünnetten gelen doğruluk olur. Komşu ilişkisi doğruluk gerektirir. Karı koca ilişkisi doğruluk gerektirir. Ana baba ilişkisi doğruluk gerektirir. Ortaklık doğruluk gerektirir. Vatandaşlık doğruluk gerektirir. Kime nasıl inanırsa inansın. Benim onu aldatma şansım yok. Hepsi bir bütün halde. Ama asıl doğruluk insanın kendine karşı yapacak olduğu doğruluk ki onun adına da nefis muhasebesi diyoruz işte. O da orada devreye girmiş oluyor. Hocam o